Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün yine BIM'lendik arkadaşlar. BIM aktüel ürünlerinden bir sürü şey satın aldım. Bugün beraber onları deneyeceğiz. Şu an çok erken bir saatteyiz. Saatlerimiz 10'u 10 geçiyor. Saat 9'da markete gittim. Alabildiğim her şeyi aldım gerçekten merak ettiğim şeylerin hepsini aldım çıktım ama bu haftaki bim aktüel ürünleri gerçekten çok güzel. Tam yılbaşı konseptinde olmuş arkadaşlar. Renk seçimleri falan inanılmaz güzel. Zaten birazdan göstereceğim size. Ama fiyatlar için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Yani bilmiyorum. Biraz bana bu seferkiler yüksek fiyatlı geldi. Hala ayılamadım. Saçım falan da yağmurdan bir tık kötü oldu ama düzleştirip daha fazla da vakit kaybetmek istemedim. Çünkü bir an önce bu videoyu editleyip yayına almak lazım, kendime geleyim. Ee, ürünleri anlatmaya başlayacağım. Hava da çok kötü. Buz gibiydi. Sabah bime giderken gerçekten dondum arkadaşlar. Hem çok üşüdüm hem de çok ıslandım. Hani böyle ne şemsiyenin ne şapkanın ne montun kar etmediği böyle fırtınamsı yağmurlar var ya aynı ondan vardı dışarıda. Yani kötüydü. Bayağı bir içim üşüdü. Ürperdim. Eve geldiğim anca ısındım diyebilirim. Hemen gittim bir kazak giydim. Normalde tişört vardı üstümde. Ee, tişörtle çekecektim bu videoyu daha doğrusu. Dedim hani üşüyorum. Videoda titremeyeyim gideyim bir kazak giyeyim. Neyse laf uzatmayalım. Açılmak için konuşuyorum aslında. Böyle biraz girişi uzun tutayım ki ürünlerden böyle kafam açılmış bir şekilde bahsedeyim diye uzatıyorum lafı. Çok güzeldi bu haftaki ürünler dediğim gibi tam bir yılbaşı konsepti yapmışlar. Şöyle bir taç aldım. Bu taçlar bana özellikle cilt bakımı yaparken ve makyaj videoları çekerken çok lazım oluyor. Çok da hafif böyle başımı falan da ağrıtmaz diye düşünerek bunu aldım. Ne kadar vermişim bu taca? 19 lira 50 kuruş vermişim. Uygundu. Diğer taçlar da vardı böyle bombeli falan onlar daha pahalıydı. Ben uygun olanını aldım arkadaşlarım. Bir de rengini çok beğendim. Bu renklerde çok tacım yoktu. Çok tacım yokken sanki çok fazla tacım varmış da aralarında sanki bu renk yokmuş gibi söyledim ama yani çok fazla toka kullanmıyorum zaten ben. Daha onların arasına gidecek işte neyse boş verin. Şu tokadan aldım. Aslında az önce dediğim gibi toka da çok bana uygun bir şey değil. Çünkü benim başım ağrıyor arkadaşlar. Saçıma taktığım herhangi bir toka yüzünden. Topladığım zaman da başım çok ağrıyor. O yüzden yani siz benim saçımı hep böyle dağınık ya da düz fönlü görüyorsunuz. Şuraya şöyle bir toka takayım. 1-2 saat içerisinde de zonklama başlıyor. Yani hiç alışık değilim. Ama şu tokayı görünce dayanamadım. Çok güzel. Yılbaşı gecesi takarım dedim. Hatta şu an beraber takalım. Nasılsa bir fondöten deneyeceğiz. Şurama şöyle tutturayım. Baksanıza. İki tane dudak ürünü aldım. Bir tanesi mat lipstick. Bir tanesi de lip tupper olarak geçiyor. Bir de bunların kırmızısı vardı mat olanların. Onu almadım başkalarına kalsın istedim açıkçası. iki tanesini alıp çıktım. Zaten altı tane mine gelmişti yani. iki tane bundan, iki tane bundan, iki tane de kırmızı. Başkası alsın dedim. Biz sadece deneme yapıyoruz çünkü. Elimizde olmadığından değil. Gerçekten içerik ürettiğim için alıyorum. Üç tane de fırça aldım. Aslında ben bu fırçalar için gittim Bim'e. İlk katalogda gördüğüm anda dedim ki gidip almalıyım. Çünkü ambalajları çok güzel. Şöyle ışıltılı falan. Kontür fırçası gibi eğimli fırçanın olduğunu görünce de almak istedim. Hatta Hatta eve geldikten sonra dedim ki şunun yerine yani şu büyük Pofid'in yerine keşke bundan iki tane alsaydım. Çünkü bununla hem pudra hem bronzer hem allık da uygulanabiliyor arkadaşlar. Ama sizlere göstermek istediğimler şu Pofik olanını da almış bulundum. Bir tane şu fondötenden aldım. İki rengi vardı zaten ben açık renkli olanını aldım. Serum fondöten olacağı için biraz oksitleneceğini düşünüyorum. O yüzden açık renkli olanını aldım. Bir de şu Golden Rose markasının maskarasını aldım. Bu Prestige False Lash maskara olarak geçiyor. Bunun fırça tipi Maybelline'in pardon Biolis'in fake itine L'Oreal'in de teleskopik maskarasına çok benziyor arkadaşlar. Yani katalogda öyle gördüm. Bunu da bugün beraber deneyeceğiz. Şimdi hızlıca ürünleri uygulamaya başlayalım arkadaşlar. Şöyle kahvemi yudumlayayım ben de. Bu kahve beni uyandıracak, bütün yaralarımı saracakmış gibi hissediyorum. Şimdi arkadaşlarım ben Make Over markasını duydum ama Makeover markası Nivelin well bir şey değil mi ya? Yani Nivelin well ürünleri değil mi bu? <laughs> Bilmiyorum şu anda söylüyorum ama sizi de yanıltmak istemem. Bu fondöteni ne kadara almışım ben? 26.50 yani Tokay'la aynı fiyata fondöten almışım. Saçmalık. Önce bir çalkalayalım. Yani rengi bana olacakmış gibi duruyor. Aynen bu renk bana olur. Hem de çok güzel olur. Oksitlenmezse tam rengimmiş gibi. Parfümlü tabii ki. Her uygun fiyatlı fondöten de olduğu gibi içine parfümü basmışlar. Sinem yine bugün gömme modunda. Kolay dağıldı. Serum gibi dağıldığını söyleyebilirim. Gözeneklerimin içine falan dolmadı. Kuruluklarımı da belli etmiyor. Yani çok azıcık bir renk eşitliği sağladı. O kadar. Kapatıcılığını azdan ortaya olarak değerlendirebiliriz. Ama güzel oldu. Enteresan. Şimdi diğer tarafa da bir uygulayalım. Damlalık kısmı çok çalışmıyor. Alırken bayağı bir zorlandım. Yine gerçekten ne diyeceğimi bilemediğim bir gündeyiz. Hem sabah erken bir saatte olmamızdan kaynaklı olabilir. Hem de fondötenin güzel olmasından kaynaklı olabilir. Bilmiyorum ama yani 25 liraya aldığım bir fondötenden açıkçası bunu beklemiyordum. Bildiğiniz serum fondöten gibi arkadaşlarım. Cilde çok güzel bütünleşti. Cildi sağlıklı gösterdi. Üstüne bir de azdan ortaya bir kapatıcılık sağladı. Resmen bir tint gibi düşünebiliriz yani bu ürünü. Yani kötü olsa bilirsiniz şey badana boya gibi oldu, yüzüme sıvı atmış gibi oldu falan derim bilirsiniz ama yani bu ürün için şu anda bunları söyleyemeyeceğim. Bir de yakından bakmak istiyorum bir saniye. Yani emin olamadım çünkü ne diyeceğim konusunda. Güzel fondöten arkadaşlar. Kötü hiçbir şey göremiyorum. Hemen bir göz atlarımı kapatacağım çünkü sabah sabah biraz solgun ve mor gözlerle karşınıza çıktım. Şu göz atlarımı aydınlatmak istiyorum. Skin Food'un bu kapatıcısını kullanacağım. Hemen bir bronzer uygulayalım rujlara geçmeden önce. Allık uygulamayacağım çünkü şu anda bronzerı allık gibi uyguladım zaten. Maskaranın üzerinde uzun uzun açıklamalar var. Full body volume ve işte instant lift up falan diyor. Yani hem kıvırıyormuş, hem volüm veriyormuş falan filan. Yani tipik bütün maskaraların vaat ettiği şeyleri bu da vaat ediyor. Bakacağız. Ambalajına bayıldım. Yani altın rengini ben çok severim. Hani güzeldir. Zenginlik belirtisidir. Evet aynı fake it'e benziyor fırça tipi. Yani teleskopiye çok fazla benzemiyormuş. Fake it'le daha bir yarışır gibi. Şimdi uygulayalım bakalım. Yeterince yakınım değil mi sizler? Tam bildiğiniz fake it arkadaşlarım. Feykit'in muadili ama fiyat olarak baktığınız zaman Feykit'ten daha pahalı. O yüzden Feykit bunun muadili desek daha doğru olur. Askara muhteşem. Çok güzel, çok beğendim. Bu arada ben bu fırçaları denemeyi de unuttum. Şu göz makyajı için aldığım fırçalar yerine gittim makyajı başka başka şeylerle yaptım. Tabii ki elimi de kullandım. Ya ambalajlar müthiş. Baksanıza yani çok güzel ya. Bayıldım. Fırça yapıları falan da çok güzel. Yumuşacık. Kendilerini belli etmeyeceklermiş gibi. Şimdi ben şey yapacağım. Şu büyük olan fırçayla şu göz kapağımdan şu altın rengiyle bir daha bir geçeceğim. Bakın fırçanın far tutuculuğu nasıl? Ne kadar güzel tabirler değil mi? Sanki burada bilimsel bir şey yapıyormuşum gibi konuşuyorum ama önemli yani bizim için. Fırça yumuşacık. Hiç sürdüğümü bile hissetmiyorum şu an göz kapağımı arkadaşlarım. Fırçayı gerçekten çok beğendim. Mesela Mix Up'ın fırçaları göz kapağımı çok acıtıyor. Beğenmediğim ürünler videosunda söyleyecektim bunu ama şimdi de söylemiş olayım sizlere. Şu ince uçlu olanla da duş köşeleri şu bronzerla koyulaştıracağım. Bakayım bunun fırça yapısını nasılmış. Aynı ya. Yumuşacık. Şu pudra fırçasıyla da göz atlarımızı bir sabitleyelim. Bayağıdır göz atlarımı sabitlemiyorum ya. Yumuşacık yine. Bu da aynı. Ama e, şeyden biraz farklı ya bu fırçaların yapıları. Bir saniye göstereceğim. Kamerayı düşürdüm de açı yine biraz değişmiş olabilir. Şundan farklı. Yani bu daha bir yumuşak, daha bir yok gibi. Mesela bu daha bir kıl, kıl. Yani aralarında fark var. İkisi de nature ama yani kıl kaliteleri bir tık farklı. Bu kötü mü? Değil tabii ki ama bu daha bir yumuşak. Biolis'in finishit pudrasını kullanacağım. Yumuşacık ya çok güzel. Geldik benim en sevdiğim fırçaya. Fırça tipine daha doğrusu. Bu fırçayı sev sevmediğimi henüz bilmiyorum. Bunu da altın renkli olandan aldım. İyi ki de altın renkli olanını almışım. Çünkü gümüş renkli... Ay dağıttım burayı. Gümüş renkli olandan daha güzel bu daha havalı. Gerçekten şu fırçaları kullanmayı unuttuğuma inanamıyorum. Big Mama blush'ı bununla uygulayacağım. da Balm'ın. Gerçekten çok güzel. Sıra geldi rujlara. Şimdi bu tipik Golden Rose'un Prestige serisine ait bir ruj. 22 numarası bendeki. Güzel bir renge benziyor. Yani... Rujun rengi çok güzel. Bayıldım. Şimdi diğer rujumuzu uygulayalım. Önce şu zıdamın ortasından geçireyim. Öyle dağıtalım bir. çok havalı duruyor biliyor musunuz? Bunu ben tek başına da uygularım. Bu arada aplikatör mahvoldu yani bütün ruj aplikatöre geçti. Onu bir temizleyeceğim. Arkadaşlarım makyajımız bitti. Açı yine değişmiş olabilir çünkü kamerayı yine devirdim. Masa böyle titreyince bu kamera düşüyor. Çünkü bir el kamerası bu. Çok böyle şeylere uygun değil. Neyse işte acelem olduğundan bu kamerada daha Bu arada elimi yanlışlıkla az önce temizlediğimden fondöteni tekrardan bir uygulayacağım ve düşüncelerimden bahsedeceğim şimdi. Fondötenden de en son bahsedeceğim. İlk olarak videoda en beğendiğim ürünler bu fırçalar oldu arkadaşlarım. Gerçekten özellikle bu göz makyajı için kullandığım fırçalardan bayağı bir memnun kaldım. Böyle göz kapaklarıma batmadılar. Mesela göz kapakları yüzün birçok yerine göre daha hassas yerler olduğu için hani böyle fırçanın dandikliğini hissettiren şeyler. O yüzden bu çok güzelmiş. Altın renkli olan da çok başarılı. Yüzünüze pudra uyguluyorsanız, touch up yapıyorsanız falan filan bunu da çok rahat kullanırsınız. Benim favorim bu yazsı fırça. Ben böyle allığı bronzerı falan bu tarz fırçalarla uygulamayı çok seviyorum. Uygularken de de dediğim gibi keşke bundan iki tane alsaydım ama almama gerek yok yani benim çok fırçam var başkasına kısmet olur. Maskara müthiş yani gerçekten çok güzel tam bir hani fake it teleskopik maskara performansında her ne kadar fırça tipi benzemiyor olsa da ben Maybelline'in Last Sensation'ına da birazcık benzettim açıkçası bitişini. Ambalajı falan da çok güzel yani fiyatı bir tık pahalı bunun ne kadar almıştım ben bunu. Yani aralarında aldığım en pahalı şey buydu. Evet 42 lira 50 kuruş. Yani hani tabii L'Oreal'in teleskopik maskarası, Maybelline'in Last Sensation'ı falan şu an 120-140 bazen 150 lira civarında oluyor. Onlara göre baktığınızda uygun ama biyolisin fake it'ine baktığınızda pahalı olarak düşünebilirsiniz. Yani karşılaştırdığınız şeye göre fiyat pahalılık oranı değişkenlik gösteriyor. Ben alır mıyım bir daha alırım eğer kalıcı bir koleksiyonsa. Çünkü gerçekten çok beğendiğimi söyleyebilirim. Bu arada ben kaşlarıma hiçbir şey yapmadım. Şu kaşlarımı bir tarayayım ya. O kadar dağınık çalıştım ki bugün videoda. Sabah erken bir saatte video çekmeye çok alışık değilim ya. O yüzden birazcık dağınık olabilirim. Ruju çok beğendim. Rengi gerçekten eşsiz gibi. Yani daha önce ben böyle bir renk kullanmadım. Bana çok soft bir renkmiş gibi geldi. Hani bir ruj alırsanız ya pembemsidir, ya ya morumsudur, ya lilamsıdır falan ya. Hani bu böyle hepsinin karışımı gibi. Anladınız mı? Çok tatlı bir renk. E, top coat renk olarak altın rengi olması falan çok hoşuma gitti ama dudak içlerinde biraz birikme yapıyor gibi. Bakın ürünleri anlatmaya başladıkça konuştukça biraz içerilerde böyle bir şeyler hissediyorum. Ya, bu da hoş bir şey değil. Benim glosslarda sevmediğim bir özelliktir bu. O yüzden hani çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Renk olarak evet okey müthiş. Ya, ambalaj olarak falan da çok güzel ama yaptığı şu hissiyat maalesef bu ürünü sevmememe sebep oluyor. Geldik fondotene. Yani fondoten beni müthiş derecede şaşırttı. <laughs> hani aşkı memnun da var ya müthiş kötüyüm. Aynı beni de bu müthiş derecede şaşırttı. Yani şu an ağızdan ortaya kapatıcılığı olan normal bitişli, aynı zamanda cildi birazcık pürüzsüz gösteren bir fondöten görüyorum. Yani Güzelmiş. Söyleyecek hiçbir şeyim yok. Azıcık ama matlaştırma potansiyeli var. Yani bir serum fondota göre bu bitiş bana mat geldi. Biraz göz altı çizgilerime de kapatıcı doğmaşı yine 10 yaş yaşlı görüncem. Ne diyordum? Yani biraz matlaşabilir gibi hissettirdi bana. Ama onun dışında yani ben açıkçası beğendim. Yani başıma bir şey gelmeyecekse eğer Bim'den 24 lira 50 kuruşa mı yok? 26 lira 50 kuruşa aldığım fondöten güzel. <laughs> Yapacak bir şey yok. Güzel arkadaşlar. Rujların fiyatını söylemedim. 36 lira 50 kuruşta. Bunlara vermişim bir tanesine yani. Fırçalara ne kadar vermişim? 27 lira 50 kuruş. Yani bence şu anda toka dışında hepsinin fiyatı normal. Yani şu toka 25 lira etmez. <laughs> Bunu şu anda verdiğim o kadar pişmanım ki gördüm, çok beğendim, aldım ama hani taktım, şu an hevesim de gitti. Hevesim kaçtıktan sonra daha verdiğim paraya üzüldüm. Çünkü bunlar çin malı tamam mı? Bunlar yani Çin'den 1 dolardan bile ucuza geliyorlar arkadaşlar. Yani tanesi bunun en fazla toptancı yani 5 liraya falan denk. Yani şimdi onlar toplu olarak aldıkları için ekstra indirim de alıyorlar falan. Bize gelen fiyatı 25 lira. Yani neredeyse 5 katı ve korkunç bir fark bence. Yani ben aldım ama siz almayın. Ben bir içerik üreticisiyim. Size bir şey gösterme konusunda kendimi sorumlu hissettiğimden alıyorum. Hani yeni şeyler denemek istediğimden. Ama hani sizin böyle bir şeye ihtiyacınız yoktur ben. Bence. Evet umarım atladığım bir ürün yoktur. Fırçalarda yaşadığımız hezimeti umarım yaşamamışızdır. Yaşadıysak da bir sonraki videolarda mutlaka telafi ediyor olurum arkadaşlar. Şimdi ben kaçıyorum. Hızlıca bu videoyu editleyeceğim ve bugün yayına alacağım. Videomdan ayrılmadan önce kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bildirim zilini açarsanız eğer bundan sonra paylaşacağım bu tarz içeriklerden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca beni Instagram ve TikTok hesaplarımdan takip ederseniz çok ama çok mutlu olurum. Kendinize çok dikkat edin. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.